Sıvı akışı fikrini buna benzeyen bir vektör alanına bu şekilde uyarladıktan sonra bu mantığı kavrayışımızı güçlendirip formül uygulayabileceğimiz bir aşamaya getirmeye çalışalım. Az önceki vektör alanı gibi iki boyutlu bir vektör alanı iki boyutlu girdi ve çıktı değerleri olan bir fonksiyonla tanımlanır. Çıktı değerlerinin bileşenlerinin de genellikle p ve q fonksiyonları olarak ifade edildiklerini görürsünüz. P ve Q fonksiyonlarının ikisi de girdi değeri olarak iki farklı değişken kullanır. Bu videoda burulmadan bahsedeceğim. Burulma ve vektör alanının burulması olacak ve vektör alanıyla aynı girdi değerlerini kullanacak. Bu iki boyutlu bir örnek olduğu için, üç boyutlu burulma ile karışmaması adına önüne iki boyutlu anlamına gelen 2D ibaresini koyuyorum. Bunun türevsel bir şey olduğunu, yani aynen türev gibi bir fonksiyonun türevini aldığımızda nasıl d bölü dx işleminin bize farklı bir fonksiyon vereceğini biliyorsak, bunun da bize farklı bir fonksiyon vereceğini düşünüyor olabilirsiniz. Eğer böyle düşünüyorsanız, doğru düşünüyorsunuz. Çünkü iki boyutlu burulmaya örneğin bir vektör alanı fonksiyonu verdiğinizde size skaler değeri olan başka bir fonksiyon verir. Bunun skaler olmasının sebebi her noktada bize bir sayı vermesini istememizdir. Buradaki vektör alanına geri döndüğümüzde etrafında saat yönünün tersinde hareket gözlemlenen bu nokta için burulma fonksiyonunun pozitif bir sayı vermesini bekleriz. Buradaki gibi etrafında saat yönünde hareket olan bir nokta içinse burulma negatif bir sayı olacaktır. Şimdi gelin bunun ne anlama geldiği konusunda biraz düşünelim. İki boyutlu burulma fonksiyonunu anlayıp kendimizi bu konuda iyi hissetmemiz için mükemmel iki boyutlu burulma senaryosunu düşünmelisiniz. Diyelim ki uzayda herhangi bir yerde bulunan ve koordinatları x virgül y olan bir noktamız var. Bu noktaya atanan bir vektör olmadığını, yani p, q ile xy değerlerinin sıfır olduğunu düşünelim. Bu noktanın sağında yukarı, üstünde sol, solunda aşağı ve altında da sağ yönlü bir vektör olsun. Fonksiyon olarak düşündüğümüzde noktanın sağındaki yukarı yönlü vektör için hangi noktada değerlendirilirse değerlendirilsin q sıfırdan büyük olur. Evet. Aynı fonksiyonu burada yani x virgül y'nin solunda değerlendirdiğimizde ise q sıfırdan küçük olur. Bu arada burulmanın pozitif olduğu bir örnek vermeye çalışıyorum ve sonra bir de bu altta ve üstteki vektörler için yani bu noktanın hemen altında sağa doğru ve hemen üstünde de sola doğru bir vektör olduğunda hangi noktada değerlendirirseniz değerlendirin bu vektörlerin ilk yani sağ sol bileşenini veren P fonksiyonu burada pozitif burada da negatif olur. P'yi sağdaki ve soldaki noktalarda değerlendirecek olursak 0 buluruz. Çünkü burada x bileşeni yoktur. Ki aynı mantıkla Q'yu da alt ve üstteki noktalarda değerlendirirsek buradaki vektörlerin aşağı yukarı bileşeni olmadığı için 0 elde ederiz. Bu arada bu senaryoyu mükemmel bir senaryo olarak kurduğumu eklemek istiyorum. Bunun pozitif burulma olması gerektiğini düşünüyorsak, buradaki bilgilere özellikle de P ve Q hakkındaki kısmi türev bilgilerini kullanarak burulma kavramını ölçümlemenin bir yolunu bulabiliriz. İsterseniz P ile başlayalım. P pozitif olarak başlıyor ve sonra Girdi değerimizin y bileşeni arttığında küçülmeye başlayıp önce 0 sonra da negatif oluyor. Bu yüzden y bileşeni düzlemde yukarı hareket ederek değiştiğinde vektörlerin x bileşenine bakarak p'nin y'ye göre kısmi türevinin negatif olması gerektiğini söyleyebiliriz öyle değil mi? Evet, burulmanın pozitif olmasını istiyorsak bunun negatif olması gerekir. Kullandığım örnekteki burulmanın pozitif olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Kısacası burada elde ettiğimiz ifade pozitif burulmayla alakalı bir ifadedir. Aynı şeyi Q için yaparsak Q sol tarafta negatif olarak başlıyor. Önce 0 oluyor ve sonra da pozitif. X artınca Q da artıyor. Bunun için de Q'nun X'e göre kısmi türevi pozitif oluyor. Ayrıca Q'nun X'e göre kısmi türevinin pozitif olması iki boyutlu burulmanın da pozitif olduğu anlamına geliyor ve bu iki ifade aslında bize bilmemiz gereken her şeyi veriyor. Bunu formül olarak da yazalım. V ve vektör alanının iki boyutlu burulmasını x'in ve y'nin bir fonksiyonu olarak bulmak istersek Q'nun x'e göre kısmi türevinden bu negatifken daha pozitif olan bir burulma anlamına gelmesi adına P'nin Y'ye göre kısmi türevini çıkarırız. P'nin Y'ye göre kısmi türevi ve işte karşınızda iki boyutlu burulma formülü. Formül herhangi bir nokta için noktanın etrafındaki durumun buradaki kusursuz ve saat yönünün tersindeki duruma ne kadar benzediğini verir. Bu duruma olan benzerlik arttıkça bu değerin daha pozitif olacağını da söyleyebiliriz ve eğer vektörler diğer tarafa döndürülmüş yani saat yönünde bir rotasyon olsaydı da bu değerlerin hepsi burada gördüklerinizin negatifi olur yani iki boyutlu burulmada negatif olurdu. Sıradaki videoda bu formülü kullanabileceğimiz bazı örnekleri inceleyeceğiz.